Gardiyan demir kapıyı açtı. Yeni koğuşuma bıraktı. Geçmiş olsun dedi. Ve gıcırtıyla kapıyı tekrar kapattı. O demir kapının gıcırtısından nefret ediyorum. Polis sirenlerinden, polis telsiz seslerinden nefret ediyorum. Hapishaneyi yandıran her şeyden nefret ediyorum ama bir şeyden nefret etmek, eğer o şey sizin hayatınızın içindeyse, merkezindeyse, size pek de bir kazanım sağlamıyor. Sevmeye çalışacaksınız. Alışmaya çalışacaksınız. Mecbursunuz ama sevemiyorsunuz. Çünkü sevilmesini gerektirecek hiçbir tarafı yok. İğrenç bir yer. Allah şahidim olsun. İğrenç bir yer. Atıyorum ben o zamana kadar İzmir, Buca'da ve Bayrampaşa'da eski E-tiplerinde, yani büyük ve kalabalık koğuşlarda kalmışım. Öyle ortamlarda kendinizi soyutlayabilirsiniz bir anlamda. Yalnızlığınıza daha bir kolay çekilebilirsiniz. Ama küçücük, 3 kişilik, 5 kişilik alanlarda nereye saklanacaksınız? Kendinizle nasıl baş başa kalacaksınız? Bir de iğrenç tesadüflerle karşılaştığınızda hayat tamamen, affedersiniz ama, boka sarıyor oralarda. İçeri girdim. Birini gördüm, televizyon izliyor. Bir an göz göze geldik, ben geri doğru çekildim. Bir an dedim ki, demir kapıyı tekrar vurayım, gardiyan gelsin, bu koğuştan çıkayım. Da, yapamadım. Niye? Daha yeni bir koğuştan çıkmışım, yeni koğuşuma konulmuşum. Tekrar çıkmayı talep edersem, ben de arıza sezecekler. Niye çıkmak istedim peki? Çünkü onu tanıyorum. Hem de çok iyi tanıyorum. Bayrampaşa'dan. Bir dönem hayatı bana zindan etmişti. Varlığıyla, hal ve hareketleriyle, fiilen, fiziken bir zararı söz konusu değil. Ayağa kalktı, gülümseyerek bana doğru geldi. Tam boynuma sarılacak, ittim, durdurdum. Dedim dur. Ben sana söylemedim mi? Dedi. Benden kurtuluşun yok. Kader bir yerde, bir şekilde bizi tekrar karşılaştıracak. Çenenin yayını bilmem ne yapayım dedim. Keşke söylemeseydin. Bak, beni Bayrampaşa'da çok huzursuz ettin. Burada etme. Oturacaksın, sessizce işine gücüne bakacaksın. Herkes kendi cezasını yatacak. Anlıyor musun? Bır 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 bır. Allah'ım ne kötü, ne lanet şeyler, ne lanet günler. Gürültülere diğer ikisi indi. Üçü de benden genç. Abi dediler geçmiş olsun, hoş geldin. Eyvallah, sağ olun. Aç mısın abi? Yok. Çay yapalım. Kalk, çay yap. Kime diyorlar? Benim Bayrampaşa'dan tanıdığım o kişiye. Ben hamle yapacak oldum. Abi lütfen dediler. Sen henüz misafirsin, otur. Da onun yaptığı çayı içmek benim içmesinmez ki. Ama içtim bir iki bardak. İçimden gelmeye gelmeye içtim. Orada içinizden gelmeyen birçok şeyi yapmak durumundasınız. Hapishane diyorum, lanet bir yer. Düşmeyin diyorum. Görmeyin, bilmeyin diyorum. Ne olur artık anlayın. Ne olur. Kendiniz için, sevdikleriniz için, can parçalarınız için bunu anlayın. Hoş beş. O çay içime zehir oldu. Çocuk yine durmadan konuşuyor. Bakıyorum. Oğlum bir sus, huzur ver. Bizi hapis içinde hapis yatırma diyorum. Aa abi siz tanışıyor musunuz? İyi tanışıyoruz, lanet olsun. Maalesef tanışıyoruz. Neyse. Berbat birkaç gün geçti. Allah büyük diyorum. Bir çıkar yol elbette bize gösterilecektir. Roman yazıyorum. Bir akşamüstü alt katta. Diğer üçü yukarıda. Koğuşlar dubleks. Alt taraf yemekhane ve televizyon izleme odası. Üst taraf yatakhanemiz. Bir yazar roman yazarken kendini tamamen oraya kaptırdığında, hapishaneden çıkıp gittiğinde, yazdığı karakterlerin bünyesine ve hayatlarına büründüğünde her şey başka şeydir. Tam o arada kalemim bitmez mi? Tükenmez kalem bir daha da tükendi. Sinirlerim bozuldu. Yukarıdan da ses soluk gelmiyor. Dolabım yukarıda. Çıktım. Kalem alacağım, aşağı ineceğim. Bir manzara gördüm. Ve yaşadığım ana bir kere daha lanet ettim.